Van'da DEM Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına karar verilmesinin ardından pek çok ilde sokaklar savaş alanına döndü. Terör örgütü yandaşları DEM Parti'nin çağrısıyla Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin'de dahil olmak üzere pek çok ilde sokaklara indi. Eylemlerde PKK aleyhine sloganlar atıldı, güvenlik güçlerine taşlı sopalı saldırılar oldu. Evler, iş yerleri ve araçlar büyük zarar gördü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van, Hakkari, Siirt, Batman, Şırnak ve İzmir'de toplam 89 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Van ve Bitlis'te gösteri ve yürüyüşlere bugünden itibaren 17 Nisan'a kadar yasak getirildi. Siirt Valiliği de Pervar ilçesi genelinde 3 Nisan çarşamba günü saat 1'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. DEM Parti, Abdullah Zeydan'ın belediye başkanlığını düşüren Van İl Seçim Kurulu'nun kararının iptali talebiyle Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. DEM Parti'nin başvurusu sonrası terör yandaşları yine sokaklara çıktı. Van, Hakkari, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Bitlis'te izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruplara polis müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı. İstanbul'da da DEM Parti'ye destek için Çağlayan Adliyesi önünde izinsiz açıklama yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Adliyeye girmeye çalışan gruptan aralarında avukatların da olduğu 14 kişi gözaltına alındı. Van'da DEM Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına karar verilmesinin ardından pek çok ilde sokaklar savaş alanına döndü. Terör örgütü yandaşları DEM Parti'nin çağrısıyla Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin'de dahil olmak üzere pek çok ilde sokaklara indi. Eylemlerde PKK aleyhine sloganlar atıldı, güvenlik güçlerine taşlı sopalı saldırılar oldu. Evler, iş yerleri ve araçlar büyük zarar gördü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van, Hakkari, Siirt, Batman, Şırnak ve İzmir'de toplam 89 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Van ve Bitlis'te gösteri ve yürüyüşlere bugünden itibaren 17 Nisan'a kadar yasak getirildi. Siirt Valiliği de Pervar ilçesi genelinde 3 Nisan çarşamba günü saat 1'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. DEM Parti, Abdullah Zeydan'ın belediye başkanlığını düşüren Van İl Seçim Kurulu'nun kararının iptali talebiyle Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. DEM Parti'nin başvurusu sonrası terör yandaşları yine sokaklara çıktı. Van, Hakkari, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Bitlis'te izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruplara polis müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı. İstanbul'da da DEM Parti'ye destek için Çağlayan Adliyesi önünde izinsiz açıklama yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Adliyeye girmeye çalışan gruptan aralarında avukatların da olduğu 14 kişi gözaltına alındı.